Merhaba değerli çok emekli takipçilerimiz. 10 gün sisteme geçtiğimiz için 340 wattlık paneller temin ettik. Şu an gördüğünüz gibi, şu yukarıdaki sıradaki gibi aşağıdaki yukarı olacak şekilde montajlarını yapacağız. Bildiğiniz üzere bu kulakları imal ettirmiştik. Bu kulaklarla montajı yapacağız. 340 kulaklarla 4 tane 340 kulak var elimde. 3 kahvalık 10 grid invertörüm var. 100 wattlıklarım zaten garantide. Sadece 2 tanesi var burada. Bu şekilde yani 10 grid sistemi de devreye alacağım. İnvertörden şuraya kadar, şu boru içinde görüyor musunuz? Oraya kadar bir 10 grid invertör için, 10 grid hattım için solar kablo çektim. Artık sadece panel montajlarım kaldı. Panelleri bir test amaçlı birbirine bağladım, denedim. Oraya koymanın nedeni aslında odur. Bir bağlantı hatası var mı tedbirin, bir çalışma, bir performans sıkıntısı var mı diye. Öyle bir bağladım, bir sıkıntı yok hali hazırda. Şimdi ise panellerin montajına geçeceğiz. Öncelikle dediğim gibi bu bağlantıları yapacağız. Şimdi hep beraber videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, eski panelimiz mevcut dedikleri denk geliyor bir yere. Önce onlardan. Şöyle bağlantı yapıyorum. Eski kulaklarda zaten denk geliyor ve buraya da keza aynı şekilde bağlantı yapıyorum. Gördüğünüz gibi tamamlamış olduğum taraftakini. Öbür kulağa da aynı şekilde işlemi yapacağız. Okuyorum. Aslında elimizin rahat rahat içeri girebilecek bir durum. Rahatı. Şimdi diğer taraftaki kulaklar için de işlemi yapacağım. Arkadaşlar şöyle küçük bir vida koyuyorum ki tam sıfırla dayanmasın, alta otursun diye. Çünkü köşebent olduğu için şu kısım biraz et var. Hani şuradan hafifçe böyle 2-3 milim boşluk bırakıyorum ki şurası otursun. Zaten her türlü akıllı vida buradan, bu yan cepheden yani şuradan tutar akıllı vida. Önemli olan şu altını da tutması ki gücün profile gelmesi. O yüzden şöyle küçük vidalarım var eski. Arasına koyuyorum ki o boşluğu tutturmak için. Böylece de bağlantıyı yapmış olacağız. Bu taraftaki kulaklara geçiyorum. Aynısını yapıyorum burada da. Zaten sonra bu vidaları çıkartacağım arasında. Hani aradaki bu küçük mesafeyi ayarlamak için. Bağlantıyı ayarladım. Şimdi 4 kulağa vidalarını vuracağım. Arkadaşlar çatı vidası biraz delemedi. Akıllı vidayla ufak delik açıp
Bunu geçireceğim zaten. Çok şey değil, hemen. Basit bir şey. Bu bir de tak diye deliği, ön deliği açar zaten ona. Bazen vedalar dik boşluğa gelebiliyor. Böyle yan çakıyorum ben de o kez. Daha sağlıklı tutsun çatıyı. Tamamdır arkadaşlar, bunu yaptık, tamamladık. Şimdi yandakine geçiyoruz. Şu vidaları, yan akıllı vidaları biraz sonra çakacağım. Önce şöyle ayak üstüne koyayım istedim. Dört tane daha ayak getiriyorum buradan. Alt tarafı bitirdim. Şimdi üst kulaklara geçeceğim. Gayet de güzel oluyor arkadaşlar.
binalar. Hatırlarsanız burada tahta vardı. Tahtadan kalmalar. Evet arkadaşlar, kulaklarımızın alt tarafının montajını bitirdik. Şimdi yan tarafındaki akıllı vidaların bağlantısını yapacağız. Bu şekilde buradaki bağlantıyı tamamlamış olacağız. Hemen şu alttan başlayacağım. Akıllı vidalarını da yandan sabitlemeye başlayacağım. Tabii ondan önce ilk bağlantı adımım olan ringimin ilk ayağını tamamlamak zorundayım. Şöyle bir bağlantı yapacağım buna. Bağlantımı tekrar sökmek zorunda kalmayayım ola ki olmaz ama el sığacak kadar yer var altta. O yüzden ben bağlantıyı hiç bozmadan bir deneyeyim. Şimdi bir tane kulağım, kablom burada zaten. Bir tanesi de burada. Gördüğünüz gibi hiç kaldırmadan zaten bağlantıya elim yetti. Bağladım. Zaten bir ucum da şu an burada. Bir ucum da burada. Şimdi şu yan taraftaki akıllı vidalarımızı çakmaya başlayacağız. Koyuyorum ki boşluğum olsun. Evet, güzel oturdu. Gayet uzak kulaklar tuttu. Şimdi yakından da göstereceğim bu çekimleri. Gayet güzel de kulak tuttu yani. Şimdi bu tarafa geçiyorum. Panelin altını bitirmiş oldum. Şimdi yandaki panele geçiyorum. Gayet hızlı bir şekilde, pratik bir şekilde yapılabiliyor bu bağlantı bu şekilde arkadaşlar.
tarafı tamamladık. Şimdi üst tarafa doğru geçiyoruz. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz gibi panelleri bağladık. Sadece şurasına bir silikon süreceğim. Tam birleşim yerine her ihtimalle karşı sanmıyorum geçirsin ama her ihtimalle karşı. Şöyle hafifçe boşluk bıraktım ki şu görünüyor mu? Alt taraf tam otursun yerine diye. Panellerin oturması önemli çok. Gel güzel oturdu paneller. Yani bayağı da mesafe var. Yetiyor bu bize. Gördüğünüz gibi şimdilik bunlar. Bağlantımız bu şekilde olacak. Diğer dördünü de aynen bu şekilde montajına devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Yaklaşık 1,5 saat falan sürdü bunu hazırlamış olmam. Şu şekilde tüm bağlantılar tamamlandı. Dördü de seri bağlı. Yaklaşık 1320 watt civarı bir kapasitemiz var. Şöyle borum zaten öyle gidiyor. Bu şekilde montajımı tamamladım büyük panellerimin. İnşallah off-grid paneller de gelince onları da tamamlayacağım. Onları da nasıl yaptığımı ilgili bir çekimim olacak. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Zaten karanlık da çöküyor şu an. Ben geç bir saatte yaptım, bitiririm diye. Evet arkadaşlar, panel montajımızı rüzgara dayanıklı şekilde çatıya bağlantısını bu şekilde yaptık. Gayet de sağlam oldu. Benim tahminim bu panel ömrüyle eşdeğer gider bu malzemeler. Tabii 2-3 senede bir kontrol edeceğim. Bir paslanma varsa küçük bir boyayla bağlantıyı tamamlayacağım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu tarz videoların devamı gelecek. Eğer bu tarz videoları kaçırmak istemiyorsanız abone olup çan butonunu açmayı unutmayın. Varsa eklemek istediğiniz bir konu lütfen çekinmeden yorumlara eklemeyi unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.